Şerbet denilince aklımıza ilk gelen Ramazan ayında bizi serinletmesi ve hem de susuzluğumuzu gidermesi diye aklımıza gelen bir konu. Bu susuzluğumuzu biz sadece suyla gidermiyoruz. Mutlaka akşam yemeklerinde yiyeceklerimizin yanında bize bir serinlik verecek, o yiyecekleri tadını daha da güzelleştirecek içeceklere ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz bu içecekleri kendi yapmış olduğumuz içeceklerle renklendirirsek çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Ramazan ayında hazır tüketilen hani şerbetlerden ziyade kendi evimizde yapmış olduğumuz şerbet, komposto veya bunun gibi içeceklerle desteklemek gerekiyor. Şimdi hem akşam yemeklerinde, iftarda hem de sahurda çok eski yıllardan beri sahur mutlaka yapılıyormuş ve sahurda şimdi çok rağbet görmese de börekler, hamur işleri mutlaka tüketilirmiş. Bunların yanında yapılan hani kompostolar ve şerbetler de bizim gün içerisindeki hani su ihtiyacımızı karşılayacak şekilde daha fazla, çünkü suyu sadece su olarak hani içmekte zorlanıyoruz. Ama şimdi uzmanlar da diyor ki gün içerisinde, yani Ramazan ayında iftardan sahura kadar yaklaşık 1,5 litre su tüketin. Bunu sadece su olarak alamıyoruz. İşte ayran, şerbet, komposta olarak da bunları almamız gerekiyor. Şimdi sahurda çay yap, hani kapanışı çayla yaptık. Ama sahurda yiyebileceğimiz işte makarna, pilav gibi yiyeceklerin yanında da mutlaka biz şerbetleri tüketiyoruz. Damak zevkimiz hani buna uygun. Sahurda akşamdan hazırlamış olduğumuz şerbetler, kompostolar bir şekilde tüketiliyor. Ben şöyle düşünüyorum. Ayten Usta'ya misafirlerimiz geldiğinde ne yemek istediklerini sorarken bir de ne içmek istediklerini soruyoruz. Ama içmek istediklerini de bizdeki içecekleri sıralayarak soruyoruz. Hazır pakete girmiş olan içecekler Ayten Usta'da yok. Bizim kendi mutfağımızda hazırlamış olduğumuz, diyelim ki sirkencibin şerbeti. Yani sirkeyle balı karıştırıyoruz ve su ekliyoruz. Yani bunun dışında bir şey yok. Yani sirke çok şifalı. Aynı zamanda bal çok şifalı. Ama diğer hazır yiyecekler hani balla mı yapıldı, şekerle mi yapıldı, glikozla mı yapıldı? Bunların hepsi bir soru işareti. Diyelim ki Valide Sultan şerbeti diye adlandırdığımız bir ürünümüz var. İçerisinde kuru siyah üzüm var, demir hindi var, zencefil var, zerdeçal var, karanfil var, tarçın var. Ki bu kök sebzelerin hepsinin de yararı birbirinden üstün. Yani bizim sindirim sistemimize, bağışıklık sistemimize destek veren ürünler. Yani sadece bunları baharat olarak düşünmemek lazım. İlk baştan bahsettiğim gibi sirkencibin şerbet, sirke mi bal mı diye düşünülüp biraz arka tarafa atılabilir. Demir hindi şerbeti hiç duymamış olabilir. Çünkü biz hazır meyve sularına ve gazlı içecekleri içmeye alışkın olduğumuz için bunların bir kısmını hani bilmiyor olabiliriz. Ama gelsinler, hani Ayten Usta da tatsınlar. 17 saat açlıktan sonra yenilen yemeklerin sindirilmesi için, bize rahatsızlık vermemesi için bunlarla, bu içeceklerle birlikte içildiğinde daha rahat, serin, tatlı, ferah bir Ramazan geçireceğimizi düşünüyorum. Sirkencibin şerbeti aynı zamanda bu bir mevlevihane içeceğidir ve elba sirkesi. Ama isterseniz siz bu sirkesiyle de yapabilirsiniz. Ölçüsü çok kolay. Bir bardak için bir tatlı kaşığı bal kullanıyoruz. Ölçümüz değişmesin diye diğeriyle ben bal
bardak da su. Görsele de önem vereceğimiz için içine yeşil ekşi elma ve biraz da limonla serinletici şeyini, eğer bir de içine buz koyarsanız.